arkadaşlar. İyi akşamlar. Hocamız 90 dakikayı değerlendirecek. Devamında da sorularınız varsa alabiliriz. İyi akşamlar arkadaşlar. Ankara Gücü maçını oynadığımızda, kazandığımız maçta yönümüzü yukarıya doğru çevirmeliyiz demiştim. Ve o günden bu yana yaklaşık 15 puanlık bir katkıyla daha fazla puan katkısı olabilecek maçları da kaybederek yaklaşmak istediğimiz yere yaklaşmaya devam ediyoruz. Daha pozitif futbol, daha planlarımızı gerçekleştireceğimiz oyunlar oynayacağız. Maalesef bu sezonda da geçen sezonun etkileriyle erken başlayan ve yani sezon bitiminden sonra erken başlayan bir sezonla oldukça problemler yaşadık ki biz de bu problemleri yaşayanların en başında olan takımlardan bir tanesiyiz. Hem Covid problemleri çeken hem de sakatlıklardan dönmesini beklediğimiz oyuncularımızın eksikliğiyle zaman zaman kadroda hamle şansı dahi bulamadığımız oyunlar oynadık. Gün geçtikçe, oyuncular katıldıkça takım olmakta iyi adımlar atıyoruz. Genç oyuncularımız var. Onları kullanmakta ve takımımıza katkıda bulunmasını sağlamakta oldukça yol kat ettik. Antalyaspor'un bundan sonraki oynayacağı maçlar içinde bu oyuncularımızın, arkadan gelecek bu oyuncularımızın katkısı, 7 sakat oyuncumuz var. Onların katılımıyla birlikte daha farklı bir düzeye erişeceğimizi düşünüyorum. Oyuncuların, oynayan ve oynanmayan oyuncuların özellikle tutumu, maç kazanma arzusuna doğru yaptıkları etki ve istek beni oldukça mutlu ediyor. Bugünkü oyun planına sadık kalmaları, eksik kaldığı dakikalarda oynadıkları oyunun disiplinine bağlı olarak oynamaya gayret etmeleri ayrıca güzel. Ve tabii ki dışarıdaki oyuncuların da takım arkadaşlarını desteklemesi oldukça mutluluk verici. Dediğim gibi Antalya Spor takımı genç oyuncularıyla birlikte ikinci yarıya çok daha farklı bir yolla üst sıralara tırmanarak gitmek isteyeceği bir sezon yaşayacaktır. Teşekkür ederim. Soru soran var mı arkadaşlar? İyi akşamlar. Hocam buyurun.